اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا فصل في المؤلفات. في المؤلفات يعني مؤلفات مؤلف جمعي، بودا جمده getirmiştir çünkü müellifler birden fazladır. Muarrifler çünkü bir had ve resim ve lafzi olarak burada bu fasılda icmalen 3 tane zikretmiş ama tafsille 5 zikretmiş. Çünkü her bir had ve resim ile tarifin bir de tam ve nakıs olanı var. Evet. Bunu sen yani mantıkta bir de ne derler bir de taksim ile ve misal ile tarifi de ilave edenler. Tam bunlar da bu derecede tarifi ifade ederler. Yani en güçlü tarif hadden tariftir. Sonra resmen tariftir. Sonra lafzen, lafız ile tariftir. Ve taksim ve misal ile. Yani en zayıf tarif misal ile tariftir. En zayıf misal. Hani burada tarifin gücünü belirleyen nedir? İşte o tarif o şeyi ne kadar yakından tanımlıyor. Ne kadar yakından tanımlıyor. Şimdi bir bu o zaman ne? Muarrif. Muarrif tabi yani muarrif ne? Arrif ne? İsmi faili. Bir de muarraf var. O zaman ne? Müf'ulü. O zaman birisi tarif ediyor, birisi de tarif olunuyor. Ha, edilen. Buna hadde demişlerdir. Yani umumen had denilmiştir. Halbuki had nedir? Yani daha yani daha hastır. Ama genel olarak had yani tarife had de denilmiştir. Veyahut da daha kavlun şarihun. Ha, kavlun şarihun. Tamam, kavlun şarihun. Yani mantıkta daha şey olan yani muarrif veyahut da kavlun şarih derler. Ama tarif de aynısı, had de aynısı. Yani bunlar hepsi aynı şey ifade eden istilahlar. Tamam, şimdi bu dedik, sonra dedik bu nedir? Bu tasavvuratın bunlar makasitler. Makasit ayo. Maksatlar. Yani burada tasavvuratın makasididir. Muarrifat. Daha önce buraya kadar zikrettiği, mebedi. Anlattığı her şeyin de mebedidir. Mebedi tasavvurat. Çünkü dedik dersin başında mantık aslında iki şey iki şey bina ediyor. Neye? Müfret ve mürekkep. Yani tasavvura ve tasdik. Tamam, tasavvur ve tasdik. O zaman sen bir şimdi bir önemli olan nedir? Dolayısıyla mantık da asıl itibariyle dört kısımdan ibarettir. Tamam. Bir tasavvur, yani tasavvur neydi? İdrakul mufretti. Tasavvur idrakul mufret. Tamam, o zaman tasavvur nedir? İdrakul mufrettir. E pekala o nasıl idrak edeceksin? O idrakın bir yolu var. O da nedir? İşte kavlun şarih'tir. Tamam, kavlun şarih. Kavlun şarih o mufredi idrak etme yoludur. Tamam, bir tasavvur idrak etmen lazım. Peki neyle idrak edeceksin? Kavlun şarih yani tarif ile, hadd ile yani genel idrak edeceksin. Bir de ne var? İdrakun nisbe var. Tamam, bir de idrak, bir de diğer konuda idrakun nisbe yani tasdik. Ha, o idrakun nisbenin de yani nisbeyi nasıl idrak edeceksin? Onda yine bir yolu var. İşte hucce dedikleri. Tamam. Dolayısıyla asıl mantık neden ibarettir? Bir yani o tasavvurun mebadileri var. Bir de makasidi. Tasdikin mebadileri makasidi. Bunlar ibarettir. Tamam, şimdi buraya kadar biz ne işledik? Tasavvuratın mebadilerini işledik. Ya, bu da maksat. Ya bundan sonra işte kadiye bahsine girecek. O tasdikin mebedidir. Sonra da maksadına geçecek. Sonra o da kıyastır. Tasdikin makasidi yani kıyas. Tamam, dolayısıyla bu yani önemli. Tabii burada zikrettiği her şeye ne kadar bazen istidrat böyle
aslen konuyla doğrudan alakası işte bu külliye vesaire cüz'iye meseleleri var. Bunlar aslen bahisten doğrudan bir alakası yok ama yani dolaylı elbette fehmi meseleyi yani anlayışı sağlamak için önemli şeyler. Yani her şey önemli şüphesiz ama bunlar önemli bahisler. Şimdi muarrif muarrif yani o zaman ne muarrif yani kavlun şarih dediğimiz. Daha önce de bahsetti. Ha, o idrakul mufrede giden yol nedir? Kavlun şarihtir. O kavlun şarih ile mufredi anlıyorsun. Ha, şimdi o kavlun şarih de nedir? Ya haddir, ya resimdir, lafzidir. Ya da taksim ve misal ile. Onları burada zikretmiyor. Çünkü onlar yani diğerlerine nispeten çok daha zayıftır. Tamam şimdi demiştik ki fel haddu bil cinsi yani fel haddu ettem. Evet. Çünkü dedik ki had ne? Had iki kısımdır. Tam ve nakıstır dedik. Aynı şekilde resimde iki kısmını ayırıyor. Tam ve nakıstır. Evet. Diyor ki fel haddu yani ettem bil cinsi yani bil cinsil garip dedik. Evet. Çünkü cins de yine ne? Garip, vasat ve ba'it olarak yine ayırıyorlar. Değil mi? Evet. Cins neydi? Cins. Cins hocam hakikatte muhtelif olan şey. Hakikatte muhtelif olan yoktur. Ya bunlar bunun temelleri ha. Bunları iyi anlamanız lazım. Yoksa mantıkta bunlar hepsi yani bu bir bundan sonraki bahisler hepsi buna göre. Hocam cins hakikatte muhtelif olan şeyleri toplayan kelime. Yani cins birincisi neydi? Bak birincisi nasıl ayrılmıştık lafzı? Bir demiştik lafız nedir? Ya küllidir. Ya da cüz'idir. Evet. Tamam bir öyle bir. Ondan sonra külliyi de nasıl ayırmıştık? Beş kısmı ayırmış bunu. Hı? Külli ne olarak ayırmış? Tamam ha, külli yani ondan önceki taksim nedir? Külli ya zatidir veyahut da? Harici. Harici arazidir. Arazi yani. Tamam ya zatidir ya arazidir dedik. Tamam şimdi o zati... Yani zati ve arazi ne demek? Zati yani bir kendi zatında, yani kendi evet. mahiyetinden ve arazi de ne? Mahiyetinin haricinde. Ha buna göre yine ikiye taksim ettik. Dedi ki zati nedir? Ya cins ya fasıl. Ha cins ya fasıldır. Evet. Yani cins nedir? Yani o zatın bir cüzüdür, mahiyetinin bir cüzüdür. Evet. Değil mi? Evet. Ama ne? Onun haliyatı, onun vasfı nedir? Daha şamil olması yani. Hem o mahiyeti yani hakikatı da ne de şamildir ve fazlasına şamildir. Daha geniştir yani. Evet. Tamam. Daha geniştir. Şey ise fasıl daha hafif. Fasıl nedir? O hakikati mahsustur. Evet. Tam onun zatının bir cüzüdür, zatındandır ve ona mahsustur. Evet. Tamam. Araz ise dedik nedir? Araz da yine ikiye taksim dedik ettik. Dedik yine am ya da amdır ya da hastır. Yani nedir? Amdır yani o hariçte olan bir sıfattır ve muhtelif farklı kişilerde muhtelif evet. Ha, var mevcuttur ama has olan nedir? Ona mahsustur. Evet. Tamam. Ha, şimdi o zaman fel haddu tam yani tam olan tam olan had nedir? Neden meydana geliyor? Bil cinsil garip. Garip cins ile. O zaman cins nedir? Yani onun zatını bir cüzüdür. Evet. Onun zatındandır. Tamam. Yani senin tarif edeceğin yani muarrafın. Muarrafın zatındandır. Ama ondan daha genel, daha geneldir. Evet. Daha genel. Yani mesela dediğin zaman el insanu hayvanun hayvanun cinstir. Evet. Cins onun zatından. Ama şeyden daha geniş mi? İnsandan daha geniş mi? Daha geniş. Çünkü hayvan dediğin zaman yani o diri olan bütün o diğer şeylere de şamildir. Yani hayvanlara işte ata vesaire vesaire yani hepsine şamildir. İnsandan daha fazlasına şamildir yani. Ama insanın mahiyetinden, hakikatinden bir cüzdür. Onun zatındandır. Bir. İkincisi ve faslin vaka'a. Ve fasl fasl da nedir? Yine onun zatındandır. Zatındandır. Lakin daha da has. Ha, ona mahsus. Mahsustur. Yani o hakikate, o mahiyete mahsustur. İşte mesela burada natık dedik ki. Evet. Natık, evet o nutk etme, yani düşünmesi nedir? O insanın zatındandır ve insana mahsustur.
Tamam. O işte bunlar ikisi bir araya geldiği zaman, yani sen tarifi cinsun karib ve fasl ile yaptığın zaman o zaman bu haddut temur. Ve bu en güçlü tariftir. O zaman cinsun karib ve fasl bir araya geldiği zaman o zaman işte haddut temur oluyor. Tamam. Haddut temur. Bu da en güçlü tariftir. Ve en zor tarif. Ha, bu nadir oluyor yani. Yani tam had ile tarif nadir düşüyor. Sonra diyor ki وَالرَّسْمُ bu da ikinci şeydi. Bu da ikinci muarrifti. وَالرَّسْمُ burada الرَّسْمُ التَّام maksud بِالْجِنْسِ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَخَاسَةٍ مَعَ o zaman cinsü الْقَرِيبِ ve خَاسَ bir ara beraber getirdiğin zaman o şekilde ikisini kullanarak bir tarifte bulunduğunu o zaman bu ne dersin? الرَّسْمُ التَّام dersin. Ha, yine cinsü الْقَرِيبِ malum. Hassa da nedir? Yani haricinde ona has olan. Haricinde ona mahsus olan bir evet, bir sıfat. Ha, bu sıfatta ne olması lazım? Şamile ve lazimi olması lazım. Hı. O sıfat şamile, lazimi yani şamile bütün o efradı şamil olması lazım. Ve lazime yani ondan ayrılmam, ayrılacak bir sıfat olmaması lazım. Evet haricinden bir sıfattır ama ondan ayrılan bir sıfat değil. Yani onda daima yani onda mevcut olan bir sıfat olması lazım dedim. Sonra o naqisul haddi işte bu o zaman naqis olan o ya bir faslin sadece fasliyle vaki olur ev ma'a cinsin ba'idin. Yani o zaman sadece fasl ile tarif ettiğin zaman el insanu natiqun dediğin zaman o zaman bu nedir? Bu da tariftir lakin bu naqistir. Naqis ve bu nasıl tarif ettin? Hadden tarif ettin lakin naqis. Niçin hadden tarif ettin? Çünkü fasl ile tarif ettin. Evet. Tamam. Fasl ile tarif ettin. Fasl ile tarif etmen yani ona hadden tarif olunur. Lakin cinsi getirmediğin için nakıstır. Aynı şekilde اَوْ مَا اَجِنْسٍ بَعِيدٍ yani evet cins getirdin lakin cins garip cins değil ba'id cins ile tarif ettin. Yani ba'id cinsine mesela insana nispeten dedik cisim gibi. Ha, çünkü cisim yine nedir? Cisim yine cinstir. Evet. Tam cisim mesela işte şimdi şeye nispeten, hayvana nispeten cisim cinstir. Cisim dediğin zaman hayvana da hayvanın yani hayvanın zatından bir cüzdür ve hayvana da hayvan içinde geçerli söz konusu ama hayvandan daha fazlası için söz konusu cisim. Evet. Yine cinstir. Dolayısıyla şimdi insana nispeten cisim cinsi daha uzak olma. Değil mi? Hayvandan daha uzak olma. Dolayısıyla şimdi bu daha uzak olan bir cins ile tarif ettiği için ne oldu? Had nakıs oldu. Çünkü yine cins ve fasl ile tarif ediyor ama cins garip değil. Ba'id cins. Evet. اَوْ مَا اَجِنْسٍ بَعِيدٍ لَا قَرِيبٍ وَقَعَى ve dedik yani ha eğer ne? Eğer tertip bozulursa. Önce fasıl sonra. Aynen. Evet çünkü tertip, yani tertip öyle gelmesi lazım. Yani önce cins sonra da fasıl getirmek lazım. Niçin? Çünkü cins ne ifade ediyor? Genel hocam. Evet, evet cins. Cins ne diyor? Bütün efradı dahil ediyor. Şamil. Tamam. Evet. Ondan sonra fasıl ne diyor? Onu ayrı diyor. Yani. O ayrı mümeyyizdir, temyiz ediyor. Yani sadece o tarif edilecek olan, yani o muarrafı ne diyor? O muarraften olmayanları ihraç ediyor. Evet. Dolayısıyla sen zaten, yani aklın yolu nedir? Önce am gelir, sonra has gelir. Yani amdan hasa gidersin. Yani önce cins zikredilir, ondan sonra fasıl zikredilir. Ama sen önce fasıl zikredersin, sonra cinsi zikredersin. O zaman cinsi zikretmenin manası kalmamış oluyor. Sen dediğin el insanu natiqun hayvan dediğin zaman hayvanı zikretmiş etmemiş yani manası kalmıyor. Çünkü natiq zaten nedir? Natiq zaten diri olduğunu ifade ediyor. Tam dolayısıyla orada artık yani şeyin cinsi zikrin manası kalmıyor. Dolayısıyla önce cins zikredilmesi lazım sonra fasıl. Yani önce bütün efradı toplayacaksın. Yani mümkün olan dahil olabilecek olan bütün efradı toplayacaksın. Sonra da o efradın içerisinden maksut olan maksut olmayanları ihraç edeceksin. Neyle? O bir maksus olanı ya da maksut olanı tayin ederek. O da işte fasıl yapıyor.
Dolayısıyla faslın kendisiyle hadden tarih vaki oluyor. Çünkü temyiz eden o. Fasıl o, yani fasıl temyiz ediyor. Tamam, ama o nakıs oluyor çünkü yani aklın yolunu izlemiş değilsin. Anlaşıldı? Dolayısıyla ne diyorsun? Tarif ediyorsun ki cemi'ün men'ün olması lazım. Şarttır. Değil mi? Tarif cemi'ün men'ün. Cemi'ne yani o muarrafe dahil olan bütün efradı önce bir toplamak. İşte onu neyle sağlıyorsun? Cins. Cinsiyle. Cinsun garip. Ve burada şimdi cins, hani bak bunlar ikisi cins ve fasıl nedir? İkisi de zatın cüzleridir. Yani sen zattan haber veriyorsun. E zattan haber vermek en yakın tariftir. Değil mi? Yani bir şeyin zatından haber verdiğin zaman, bir şeyin zatını tanımladığın zaman, işte o zaman o şeyin yani tarifinde, tanımında en yakın yoldur. Dolayısıyla hadden tarif en güçlü tariftir. Hadden tarif. Aynı zamanda en zor tariftir. Çünkü onu cemi olacak, bütün o muarrafın bütün efradını bir araya getirip toplayacaksın. Yani o kelime, kullandığın lafız bütün o efradını ifade edecek. Ama aynı ondan sonra da ne? Fasıl ile mani olacak. Yani o işte maksut olan ferdin haricinde olan hepsini ihraç edeceksin. Tam dolayısıyla bu tarif zordur. Yani haddin tarif zordur. Sonra ikincisi demiştik rasımda. Rasımda şimdi bak daha zayıf. İkinci derecede güçlü. Çünkü neyle tarif ediyorsun? Yine cins ile bak. Cinsin garip ile, yani cinsine zatından, yani zatından bir cüz ile topluyorsun efradını. Lakin ondan sonra neyle ihraç ediyorsun? Hasa ile. Hasa ise zati bir şey değil, haricinden bir şey. Tamam, zatından bir cüz değil, haricinden bir sıfat. Ama yine resmi güçlü kılan ne? Çünkü o haricinde olan sıfat nedir? Hasa ona mahsustur. Hayır. Ona mahsus. Ona mahsus olduğundan ötürü yine güçlüdür. Dolayısıyla burada araz, am hiçbir konuda yani mevcudite yoktur. Ha. Çünkü am, araz bir temyiz gücü yok ki. Am yani hepsinde mevcut. Bu hasa da yine yani temyiz edebilmesi için, burada bir mumeyyiz yani konumunda olabilmesi için ne olması lazım? Şamile ve lazim olması lazım. Tamam. Sonra ve nakisur rasmi, o nedir? Bi hasetin fakat, sadece hasa ile tarif ettiğin zaman, yani mesela dedin ki el insanu işte dahikun veya da katibun. Tamam, dahikun veya da katibun, sadece hasa ile tarif ediyorsun. Ha, o dahik veya da katib oluşu insana mahsus bir sıfattır ama haricindedir. İnsanın mahiyetinin bir zati bir cüzü değildir. Ha şimdi tabii katibun da burada ne? Katibun bil kuvve. Yani katibun bil fiil değil. Çünkü her insan fiilen yazmıyor. Ama kabil. Yani ha, o kabiliyeti, o yazma gücü onda var. Ev me'a cinsin eb'adin kadir tebat. Yani o zaman şeyde resmul nakıste nedir? Ya hasa ile yapılmış tariftir, sırf hasa ile, veyahut da cinsun ba'id ve hasa ile. Cinsun ba'id ve o cinsine kadar uzaklaşırsa o kadar da tarif zayıflar. O kadar da yani noksan kusurlu olur. وَمَا بِلَحْظِيِّنْ لَدَيْهِمْ شُهِرًا تَبْدِيلُ لَحْظٍ بِرَادِيفٍ اَشْهَرًا. Bu da nedir? Bu şimdi üçüncü, bu lafzi. Lafzi tarif. Lafız ile tarif. Burada maksud neydi? Yani bir lafzın daha da meşhuruyla onu tarif etmek. Aynen. Ondan daha meşhur olan, daha açık, daha birçok bilinmiş, daha meşhur olan muradifiyle tarif etmek. Muradifi. O da bir nisbi bir mesele aslen. Çünkü bölgeden bölgeye yani kelimelerin, muteradif kelimelerin şöhreti belgeden belgeye değişebilir. Ha, buraya kadar gelmiştik. Ha şimdi de وَشَرْتُ كُلِّنْ اَنْ يُرَى مُطَّرِيدًا مُنْعَكِسًا وَظَاهِرًا لَا أَبْعَدًا demiş. وَشَرْتُ كُلِّنْ, yani وَشَرْتُ كُلِّنْ, kullin orada ne? O tenvin nedir? Mudafun ilahi umedendir. Yani وَشَرْتُ كُلِّ مُعَرِّفٍ
Tamam. Ve şartu kulli muarrifin. Yani o zaman burada şimdi muarriflerin şartlarından bahsediyor. Yani bir lafzın veyahut da burada şimdi şeyde anladık. Niye kavlun şarihun diyorlar tarife? Değil mi? Çünkü kavl nedir? Kavl terkiptir. Değil mi? Çünkü tarifine terkipte gelmesi lazım. Aslen yani kavlun şarih, yani şerh eden o söz terkip. Yani neden terkip? İşte hadde, cins ve fasıldan terkip. Rasımda neden terkip? Cins ve hasıldan terkiptir. Tamam. Ha, lafzi de işte onun muteradif lafzıyla daha meşhur olan lafızı da tarif ediyor. Ama işte o tarif zayıftır. Tamam. Ondan sonra işte taksim ve şey onlar daha da zayıftır. Ha şimdi pekala bir yani bir tarifin şartları yani o şun bunlar burada zikrettiği bu 8 şart gelecek. Bunlar her muarrifte aranan şartlar. Her muarrifte. Tamam, bütün muarrifler böyle olması lazım. Tabi bu şartlardaki eksikliğe göre de o muarrifin yani o haddinde yani gücü zayıflar. O kadar da yani tarif etme gücü de azalır. O nedir? Birincisi en yura muttaride. Yani birincisi muttarit olma. Muttaride ittirat nedir? Yani mulazimun bi thubut. Kullama vucidel haddu vucidel mahdudu. Ve kullama vucidel mahdudu vucidel hadd. Muttarit. Yani o var ise had muarrif bulunduğunda muarraf da vardır. Muarraf olduğunda muarrif de olur. Yani onlar birbirlerine subutte mulazimdir. Tamam, subutte mulazimdir. O zaman şimdi iki taraf yani haddin varlığı mahdudu sağlıyor. Mahdudun varlığı da haddi sağlıyor. O zaman burada ne? Bu mani'dir. Yani ne diyor? O muarrafın efradından olmayanları muarrafa dahil olmaktan engelliyor. Muttarit oluşu. Tam muttarit yani o zaman ne? Mani oluşu burada maksud. Yani had ne olması lazım? Tarif nasıl olması lazım? Mani olması lazım. Yani o haddi sen zikrettiğin zaman o had neden men edecek? Mahdudun efradından olmayanları mahduda girmekten men edecek. Çünkü her ne zaman sen haddi zikredersen mahdud da mevcuttur. Yani o mahdudun varlığını gerektiriyor. Muttarit. Munakis yani inakas o da nedir? O da yani onun zıttı yani yokluğu. Yani kulleme udime el haddu udime el mahdudu manasında. O zaman o nedir? O camiedir. Ha, yani sen had olmadığı zaman mahdud da yoktur. O zaman ne diyor o? O mahdudun yani muarrafın efradını hepsini topluyor. Cem'i eder yani. Tamam, cem'i eder. İhraç etmiyor. Cem ediyor. Dolayısıyla cem'i eder. O zaman burada maksut olan ne? Şimdi birinci şart zikrettiği yani Nazım birinci şartı muarrif nasıl olması lazım? Cem'i mani olması lazım. Cem'i mani olması lazım. Bir muarraf yani tarif edilecek olan bütün efradını toplayacak. İşte bu cinstir. Yani hadden tarifte o resmen tarifte cinstir. Cins ile yapıyorsun. İkincisi de ne? Mani olması lazım. Ha, burada iki tarif birbirini ayırıyor. Çünkü hadden tarifte o ihracı neyle yapıyorsun? Fasl ile yapıyorsun. Yani zatından olan bir mahsus yani o hakikatine mahsus olan zatından bir sıfat ile yapıyorsun. Ama resimde ne yapıyorsun? Hasa ile yani haricinden ama ona mahsus olan bir sıfat ile yapıyorsun. O ihracı. Tamam. O zaman ne olması lazım? Cem'e mani olması. Bu birinci şart. İkinci şart وَظَاهِرًا لَا اَبْعَدَ وَلَا مُسَاوِيَ وَظَاهِرًا olması lazım. Yani zahir ne demek? Yani açık olması lazım. Ne demek? Yani açık. Yani o muarrif, muarraftan daha açık olması lazım. Daha zahir olması lazım yani. Çünkü eğer muarrif, muarraftan daha zahir olmazsa, daha açık olmazsa, daha net olmazsa, daha vazih olmazsa o zaman nasıl anlayacak sen karşındaki kişi? Değil mi? Zaten o yani bir şey var, onu bilmiyor. Sen onu tarif etmek istiyorsun. O zaman senin tarifin
daha daha vazih, daha açık olması lazım, daha zahir olması lazım. La eb'ade yani la ehfe, daha mahfi değil. Ve la musaviye ve musavi o da, yani musavi ise yine tarif vakı gerçekleşmez. Değil mi? Tarif hasıl olmaz. Yani o zaman senin muarrif kullandığın ya da yaptığın tarif, kendisiyle tarifi yaptığın muarrifin ne olması lazım? Daha zahir, daha vazih, daha anlaşılır, daha açık olması lazım. Daha kapalı, daha mahfi veyahut da musavi değil. Aynı değil. Bu ikinci şart. وَلَا تَجَوُّزَ بِلَا قَرِينَةٍ بِهَا تُحُرِّزَ وَلَا تَجَوُّزًا yani tecavvuz ne burada? Mecaz. Yani mecaz da olmaması lazım. Tamam, senin muarrifin mecazi olmaması lazım. Çünkü mecaz nedir? Mecaz, yani mecaz neticede o lafzın asıl manası değil. Yani o asıl manasının dışına, haricine çıkmış olan bir manadır. Ama şimdi bak ne diyor ki? Bila karinetin biha turrize. Yani eğer sen şimdi muradı, eğer sen murad ettiğini mecazi lafız ama o mecazi lafızın mecazi lafız ile neyi murad ettiğini karine ile belirleyebiliyorsun. O zaman o mecaz ile tarifine caiz olur diyor. Tamam. Belirleyebiliyorsun. O zaman karine ile o zaman yine mecaz caiz olur. Mesela burada getirdikleri meşhur misal nedir? Mesela dediğin zaman ra'aytu bahran mesela, ra'aytu bahran yusalli. Şimdi ra'aytu bahran mu yusalli mesela. Şimdi bahra aslen denize ıtlak edilir. Ama şimdi bu yusalli. Bunun bir fiili var, namaz kılıyor. O zaman şimdi burada maksut yani mecaz. Yani aslen burada bahırdan maksut o deniz değil. Çünkü deniz namaz kılmaz. Yani en azından bizim bildiğimiz, bizim kanunlar dahilinde. Şimdi o zaman burada maksut nedir? Bahır. Çünkü Arap'ın ne bahır derken bir de neyi kastediyor? Alimi kastediyor. Ama aynı zamanda bahır derken cömert, kerimi de kastediyor. Ha şimdi burada maksut alim midir, kerim midir? Evet, yani bu ikisinden birisinin kastettiği açık. Çünkü yusalli dedin. Ama bahırdan alimi mi kastettin veyahut da bahırdan kerimi mi kastettin? Ha şimdi sen burada yani el-alimu bahrun mesela yusalli diye tarif ettin mesela. Tamam. Şimdi buranın alim anlaşılıyor. Dolayısıyla bu tarif caiz olmaz. Ama sen şimdi bunu o alimi kastettiğini veyahut da kerimi kastettiğini delalet edecek olan bir karine getirirsen, yani mesela dediğin zaman el-alimu bahrun yusalli kethirul ilm mesela dediğin zaman, o zaman o bahırdan maksud kim? Alimdir. Tam burada maksud bu. Billâ karînetin bihâ tuhurrize. Yani evet, mecaz ile tarif caiz değildir. Ama eğer senin bir karine siyakta veyahut da yani bir şey ona delil olacak, tamam, yani burada murada delil olacak olan bir karine gelirse o zaman caiz olur. Ha? Net yani şimdi 1, 2, 3. 3, 4. şart nedir? وَلَا بِمَا يُدْرَى بِمَحْدُودٍ وَلَا بِمَا يُدْرَى بِمَحْدُودٍ Yani aynı zamanda yine şey ne caiz değildir? Tarif caiz değildir. Muarrif şöyle olmaması lazım. Nasıl? بِمَا يُدْرَى بِمَحْدُودٍ بِمَحْدُودٍ'den kastettikleri mahdud burada yani muarraf. Yani muarraf ile bilinecek, ancak bilinecek olanla tarif. Neyi kastediyor? Yani birinin bilgisi, birini bilmen, diğerini bilmene tevakkuf eden. Yani devru kastediyor. Devr. Yani sen bir şeyi tarif ediyorsun ama ne derse tarifinde öyle bir lafız kullanıyorsun ki o lafızı bilmen için aslen zaten muarrafı bilmen lazım. Yani muarrafı anlaman için muarrafı bilmen lazım. Ha? İşte aynı mesela el-ilmu ne? Ma'rifetül ma'lum mesela. El-ilmu
Ma'rifetul ma'lum. Şimdi ilim aslen ne? İlim nedir? Muarraf. Mahdud. Yani bilinmesi, yani sen onu öğrenmek istiyorsun. Tarif ederken diyorsun ki ma'rifetul ma'lum. Ma'lum muştaktır. Mef'ul muştaktır. Neden muştaktır? İlimden muştak. Yani sen nasıl ilmi bilmeden ma'lumu bilmen mümkün müdür? Mümkün değil. Ha böyle neye giriyorsun bu sefer? Yani birisini, birini bilmek neye neye tevakkuf ediyor? Diğerini, evvelindeki olanı bilmeye tevakkuf ediyor. Buna devrun sebki derler. Devrun sebki. Tamam, bu caiz değil. Çünkü bunda bir netice varamazsın. Yani tarif hasıl olmaz. Tamam, o zaman bu yani devr ile devr olmaması lazım. Bir şey tarif ederken yani sen muarrif, muarrafa yani mutevakkif olmaması lazım. Muarrafı bilirsin, muarrifi de bilirsin. Yani devr bu. Devr sebki dedikleri. Tam böyle olmaması lazım. Ve la muşterakin, yani muşterak burada yani had aynı zamanda yani muarrif ne? Muşterek lafız ile olmaması lazım. Çünkü muşterek lafız neydi? Muşterek lafız ne? Muşterek lafız hocam. Manada aynı olur. Muşterek. Muşterek lafız ne? Yani lafız aynı lakin manası, manaları fazla. Evet. Birden fazla. Şimdi ayn gibi, gibi mesela. Aynı. Tam ayn. Basira da olabilir. Casus da olabilir. İşte pınar da olabilir. Cariye de olabilir. Altın da olabilir. Tamam, sen şimdi yani ayn bak müşterek lafız. Yani sen onunla tarif vaki olmaz ki. Min minel karineti hale. Karineden hali ise. Ama eğer karine onun yani murada delalet eden bir karine varsa caiz olur. Tamam, murada. Sen neyi kastediyorsun? Yani sen tarif ederken o manaların hangisini kastediyorsun? Veyahut da hepsini belki kastediyorsun. Müşterek lafızdır. Müşterek lafızın birden fazla manası vardır. Sen de tarifte manaların hepsini kastediyorsun. Tamam. O zaman o tarif caiz olur. Ama eğer sen o müşterek lafzın manalardan birisini kastediyorsun, o zaman karşı taraf seni anlamayacak. İltibas vaki olacak yani. O iltibası men etmek için müşterek lafızı da olmaması lazım. Ama ne? İşte burada diyeyim. Minel kariyeti hala. O zaman karine var ise o zaman caiz olur. Tam bu altı. Sonra ve indahum yani endel menatika min cümletil merdudi hadde ya da tarifte yani merdud olandan nedir? En tedhulel ahkamu fil hududi. Hükümlerinde hadde girmesi. Burada had şimdi genel manada had. Yani tarif manasında had yoksa sadece yani has manada had de değil. Yani çünkü hadde zaten has manada girmez. Çünkü ahkam zatından bir cüz müdür yoksa haricinden mi? Haricinden. Zaten o zaman burada zaten yani had zaten maksut değil. Burada maksut ne? Yani had yani genel olarak tarif veyahut da resmen tarif. En tedhul ahkamu fil hudud. Niçin bu caiz değil? Çünkü el hukmu ferun an tasavvurihi. Değil mi? Yani hüküm neye bina eder? Tasavvura bina eder. Yani önce tasavvur olması lazım ki tasavvura bir hüküm taalluk etsin. Evet. Değil mi? Sen bir şey tasavvur etmeden onu hükmetmen caiz değil ki, doğru değil ki. Dolayısıyla sen hükmü şimdi tarife dahi yani. Çünkü tarif neyin yolu? Aynen, tasavvurun zaten yolu. Tasavvurun hasıl olması için sen tarif ediyorsun. Ha? Evet. Tasavvur neydi? İdrakul mufretti. O idrakın yolu da işte haddir. Yani tariftir, muarriftir. Sen şimdi muarrife eğer hükmü dahil edersen hüküm aslen nedir? O neticedir. Ama sen hükmü tasavvurdan sonra hüküm vereceksin. Ama sen eğer zaten tasavvurun oluşumunda sen hükmü dahil edersen o zaman bu yine ne olacak? Bir devr olacak. Bu da yine bir devr olacak. Devr olacağından ötürü bu men edilmiştir. Sonra son şartta وَلَا يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ ذِكْرُ اَوْ وَجَائِزٌ فِي الرَّسْمِ فَدْرِ مَا رَوْ demiş. Yani وَلَا يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ حَدَّ ذِكْرُ اَوْ Burada اَوْ niye? Tabi caiz olmaz. Burada had yani. Burada
niye caiz evud? Çünkü evud ne ifade eder? Teşkik. Ha, evet, teşkik, şekki ifade eder. Şimdi elbette yani bu hadden tarifte bu doğru olmaz. Hadden tarifte bu doğru olmaz ve resmen tarifte de doğru olmaz. Ve lafzın tarifte de doğru olmaz. Mesela bütün tariflerin doğru yani o şekki, o teşkiki ifade edecek olan evud. Çünkü ya budur ya budur, nasıl tarif vaki olacak ki? Tamam. Ama burada maksud evuden maksud hangi evudur? Taksim ifade eden evud. Taksim ifade eden evud. Taksim ifade eden evud hadde caiz olmaz derler. Çünkü had neyle gerçekleşiyor? Fasl ile gerçekleşiyor. Fasl da mantıkçılara göre bir zatta sadece tek bir fasl olur. Tamam, bu onların yani temelde koydukları bir kural. Yani bu mantıkçılar öyle meseleyi değerlendiriyorlar ki bir zatın tek faslı olur. Ha şimdi eğer sen mesela dediğin zaman mesela desen ki el insanu hayvanun natiqun ev katibun mesela. Tamam. Natiqun ev katibun mesela dediğin zaman o zaman şimdi burada ya ev akilun dediğin zaman o zaman burada iki fasıl ile tarif edeceksin. Ha her ama bir zatın bir faslı olur derler. O zaman sen burada bu iki fasılla zikre yani o taksim ya şimdi orada taksim ifade ediyor. Dolayısıyla zaten şek şüphe ifade etmesi zaten caiz değildir. Çünkü o öyle tarif sahih olmaz. Ama orada o şimdi taksim ifade edince o zaman sen ikiye taksim etmiş oluyorsun. Yani o zaman her bir faslın bir zatı olması lazım. O zaman o natık faslı, natık olan zat yani tarifte şimdi insan ayrı bir şey olması lazım. Akıl ile faslı, yani akıl faslı ile tarif ettiğin zat yine ayrı bir şey olması lazım. Tamam. Bunu böyle kabul ettikleri için diyorlar ki yani hadden tarifte ev ile tarif caiz olmaz. Ama resmen ile tarifte caiz olur mu? Caiz olur. Niçin? Çünkü resmen tarif neyle gerçekleşiyor? Hasa ile. Ve hasa da nedir? Zattan bir cüz değildir. Hariçtendir. Ve hariçte o mahsus sıfatlar çoğalabilir mi? Çoğalabilir. Olabilir. Tamam. Evet. Çünkü fasıl ne? Zattan ya. Zatın cüzüdür yani. Dolayısıyla o fasıl zatın cüzü tektir diyorlar. O zatın cüzü ev ile taksim edersen o zaman bu aynı zamanda zatların da teaddüdünü gerektiriyor diyorlar. Tamam. Ama resmen tarifte evet ev ile taksim caiz olur. Taksime davet eden ev ile caiz olur. Çünkü haricinden ona mahsus sıfatlar ve bunlar da müteaddit olabilir. Bunda bir beis yok. Tamam. Fedri mera o da nedir? Beytin tekmilesidir. Anlaşıldı bu bahis. Şarih diyor ki ve şartu kullin ey min el haddi ve resmi en yura mutariden ey kullama vujide ta'rifu vujide el mu'arrafu feyekunu mani'an min duhuli efradi gayri el mu'arrafi fihi. Mani olur. Mutarid olması lazım. Çünkü böyle bu şekilde mani olacak. Had ve had mani olması lazım. Yani o muarrafın efradından olmayanları ihraç edecek. Dahil olmaktan men edecek. Ve mun'akisen ey kulleme vucidel muarrafu vucidel ta'rifu. Kulleme vucidel muarrafu vucidel ta'rifu fe yekunu cami'an. Yani ne de, o zaman ne muarraf var olduğunda tarifte var olacak. Yani mun'akis zıttı. Fe yekunu cami'an. O zaman da cami'dir. Yani bütün li efradil muarrafi muarrafın bütün efradını toplamış olacak. La yahrucu anhu minha şey'un. Fela yecuzu ta'riful insani bil hayvani liduhuli gayrihi fihi. Şimdi insana dediğin zaman insan hayvan olarak tarif ettiğin zaman hayvan yani sadece cinsiyle ve cins garip. Sen şimdi dedin ki el insanu hayvanun. Böyle tarif etmen caiz değildir. Niçin? Çünkü şimdi camidir. Evet. Tamam şimdi tarif cemi oldu. Ama bu cemi oldu ne gerçekleşti? Yani o muarrafın bütün efradını dahil etti. Yani insan dedin
Yani at da insandır, eşek de insandır, köpek de insandır. Yani diri olan her şeyi insan yaptı. Eğer sadece cins ile tarif edersen. Tevzim ne diyor? فَلَا يَجُوزُ تَعْرِفُ الْاِنْسَانِ بِالْحَيَوَانِ لِدُخُولِ غَيْرِهِ ف۪يهِ فَلَيْسَ بِمَانِ Cami oldu lakin maniyedir. Maniye değil. وَلَا تَعْرِفُهُ بِالْحَيَوَانِ الْكَاتِبِ بِالْفِعَلِ Diyorsun ki mesela el insanu kimdir? Hayvanun katibun bil fi'l diyorsun. Katibun bil fi'l. Bu tarif de caiz olmaz. Li khuruci ifradi gayril katibi anhu feleyse bi jami'. Ha çünkü sen şimdi çünkü her insan fiilen yazmıyor ki. Ha eğer desen ki burada el hayvan yani insanun hayvanun katibun bil kuvve desen o zaman tarif sahih olur. Çünkü her insan da yazma gücü ve kabiliyeti vardır. Ama her insan fiilen yazmıyor. Şimdi bu tarifte ne etmiş oldun? Yani yazmayan insanları, yani o tarifi yaptığın o halde, ha, o halde yazmayan bütün insanları insan insanlıktan çıkardın. Ha, çünkü onlar fiilen yazmıyor. Tamam. Evet, sonra وَاَنْ يُرَى ظَاهِرًا اَيْ وَاضِحًا ظَاهِرًا اَنْ وَاضِحًا لَا اَبْعَدَ اَيْ اَخْفَى مِنَ الْمُعَرَّفِ Yani muarrif, muarraftan daha hafi olmaması lazım. كَتَعْرِفِ النَّارِ بِأَنَّهَا جِسْمٌ كَالنَّفْسِ Tarif ediyorsun, narı tarif ediyorsun. Narı tarif ederken diyorsun ki o cisimdir. Nasıl cisimdir? كَالنَّفْسِ Yani bu şimdi temsil ile tarif. Diyorsun ki nar nedir? Nefstir, cisimdir. Cisim. Ne gibi cisim? Nefs gibi cisimdir. E şimdi nefs mi daha mahfi yoksa nar mı daha mahfi? Nefs. Nefs daha mahfi. Evet. Yani nar, yani insan belki az çok şey diyebilir. Nar yani belki bir tasavvur yani uzaktan da olsa belki ama nefs. Nefs yani çok mahfi bir şey. Sen şimdi narı nefsi olan ya da nefs gibi bir cisim ile tarif ediyorsun. O zaman burada... Yani ne bu şekilde tarif etmen caiz olmaz. Çünkü ne? El muhim, el muarrif, muarraften daha hafi böyle olmaması lazım. Yani zahir olması lazım. Ve la musaviyen ha musavi de olmaması lazım. Lil muarrafi, yani muarraf ile musavi olmaması lazım. Fil khafe, khafede ke kavline fi ta'rifil mutaharriki huve ma leyse bi sakini. Mutaharriki tarif ediyorsun. Diyorsun ki ma leyse bi sakin. Aynı. Ha öyle ha öyle yani. Hiçbir tarif, hiçbir şey anlaşılmadı. Ya da bir bilgi kazandırmadı. Ve la en yura et-ta'rifu tecavvuzen bi dammil vav ey lafzun tecavvuzun yani mecaziyen ey lafzen mecaziyen tecavvuzen yani mecaziyen ومحل امتناع المجاز اذا كان بلا قرينه معينه للمراد tam eğer tabi ne zaman mecaz ile tarif caiz olmaz eğer o karinesiz gelirse o karine nasıl olması lazım muayyine olması lazım bak muayyinetun lil murat olması lazım o nedir o senin muradını tayin eden karine yani senin muradını tayin eden bir karinesi varsa o zaman caizdir كان بلا قرينة معينة للمراد بها أي بتلك القرينة تحرز يعني احتراز onunla gerçekleşirse o karine o muayyine karine ile بالبناء للمجهول يعني محل امتناء التعريف بالمجاز إذا كان خاليا عن القرينة المعينة للمراد التي يحترز بها عن إرادة غير المراد تمام كتعريف مثلا كتعريف العالم بأنه بحر يدخل الحمام أو يصلي أو يصوم ويصوم. Evet burada mesela alimi tarif ediyorsun. Alim de kim diyorsun? بحر يدخل الحمام أو يصلي ويصوم. فيمتنع لالتباس المراد. لالتباس المراد بغيره. Çünkü şimdi bu bahır dediğin zaman kim maksud anlıyor. Gayrihi burada kim? Yani işte Kerim. Çünkü ona da bahır diyor Arap.
bahırdır. Yani tasadduk da bahırdır. Alim ilimde bahırdır, hikmette bahırdır. Şimdi bu söz ikisine de ikisi için de geçerli. Bahrun yedhulul hammame ev yusalli ve sum diyorsun. فَاِنْ كَانَ مَعَ الْمَجَازِ قَر۪ينَةٌ تُعَيِّنُ الْمُرَادَ. Ama eğer bir tayin eden bir karine varsa, كَقَوْلِنَا فِي تَعْرِفِ الْبَلِيدِ. Belit kim? Belit aslen kime der Arap? Deli. Ha, yani şimdi evet ama belit şey de, yani eşek gibi, yani böyle çok hantal olan hayvana da belit diyorsun. Ama işte dediğim gibi zekası çok iyi olmayan, yani o manada aklen hantal olana da belit diyor Arap. Şimdi belidi tarif ederken diyorsun ki hayvanun nahiqun. Nahiq yani gevşek. Nahiq yani ses çıkarıyor. Tam hayvandır, nahiqdir. Şimdi hayvanun nahiq dediğin zaman bu şeye de dahil ediyor. Eşeği de dahil. Eşeği ve benzeri hayvanları da dahil ediyor. Tamam, şimdi hangisinin maksud olan nedir? Belit. Yani belit derken o hayvanı mı kastediyorsun veyahut da işte akılsız veyahut da aklı zayıf olan insanı mı kastediyorsun? İkisi neden? İkisi de olabilir. Ama dediğin zaman yedhulul hammame yusalli, o zaman ne? Ceze tarifu bihi. O zaman kim olduğu maksudu, murat anlaşıldı. Değil mi? Çünkü hayvan hamama ve namazı kılmıyor. Hamama girip namaz kılmıyor. O zaman burada maksud kim? Belit ile yani akıllı, az çalışan. Tamam, maksud o yani. Yani eğer senin tarifin de bir muradı tayin eden bir karine ile geliyorsa o zaman mecaz ile şey tarifte caiz olur. Ve la yakunu ta'rifu bima ey bi lahzin, yani öyle mevsule lafızın yerini tutuyor. Yudra ey yu'lemu ma'nehu, yani manası bilinmeyen bir mahdudin veyahut da manası mahdud ile bilinen. Onunla yapılan tarif de caiz olmaz. Ey mu'arrif mahdud ne? Ey mu'arrifun yetevakkafu ma'rifetu zâlike ta'rif ala ma'rifetil mu'arrifi. Muarrifi bilmen lazım ki muarrafı bilesin. Veyahut da muarrafı bilmen lazım ki muarrifi bilesin. لِأَدَاءِ ذَلْكِ اِلَى الدَّوْرِ فَيَمْتَنِعُ كَتَعْرِيفِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ مَا أَنَّ الْمَعْلُومَ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ لِاشْتِقَاقِهِ مِنْهُ. Çünkü ilimle, yani ma'lum ilimden muştaktır. Mef'uludur. İlimden muştak. O zaman sen ilmi bilmeden malumu bilmen mümkün değildir. Ama diyorsun ki el-ilmu ma'rifetul ma'lumdur. Halbuki bu tarif çok da yaygındır. Ha? Yani ilmi tarif ederken böyle tarif. Ma'rifetul ma'lum. Ha şimdi onun için diyor ki bu ucibe, yani buna nasıl cevap vermişler peki bu itiraza? بِأَنَّ الْمَعْلُومَ مُرَادٌ مِنْهُ اَذَّاتِ بقطع النظر عن وصفها بالمعلومية فكأنه قيل العلم إدراك الشيء. يعني burada ma'lum derken ma'lum maksut olan isim mef'ul değil. İlimden muştak olan isim mef'ul değil maksut. Burada maksut ma'lum yani umumen şey. Dolayısıyla dediğin zaman el-ilmu yani el-ilmu ma'rifetul şey yani ma'rifetul ma'lum yani maksut ma'rifetul şey. Ma'rifetul emr. Yani o manada kastedilen budur diyorlar. وَلَا مُشْتَرَكٍ مِنَ الْقَرِينَةِ خَلَى اَيْ وَلَا يَكُونُ تَعْرِفُ بِاللَّهْذٍ مُشْتَرَكٍ خَالٍ مِنَ الْقَرِينَةِ الْمُعَيِّنَةِ لِلْمُرَادِ. Tamam, eğer müşterek ise o zaman aslen caiz değildir dedik. Ama eğer onu tayin eden bir karine var ise o zaman caiz olur. بأنها قول يحتمل الصدق والكذب. مثلا هجم اطلب كتعريف الشمس كتعريف الشمس ايوه قليل معين المراد كتعريف الشمس بانها عين ابد الشمس نيتين عين olarak tarif edin ki الشمس عين. Ama عين ذهب de olabilir, cariye de olabilir, casus da olabilir, basira da olabilir,
şems de olabilir. Ve hepsi buna, hepsi muhtemel yani. وَمَحَلُّ اِمْتِنَاءِ الْمُشْتَرَكِ مَا لَمْ يُرَدْ جَمِيلِ الْمَعَانِ الْمَوْضُوعِ لَهَا مَا لَمْ يُرَدْ. Yani eğer müşterek lafızıyla ne zaman tarif caiz olmaz diyor. مَحَلُّ اِمْتِنَاءِ الْمُشْتَرَكِ müşterek lafızıyla ne zaman tarif caiz olmaz? Eğer مَا لَمْ يُرَدْ جَمِيعُ مَعَانِ الْمَوْضُوعِ لَهَا. Yani sen bütün o manalar, müşterek lafızın bütün manalarını eğer kastetmiyorsan, yani o manaların sadece birisini kastediyorsan, mesela eşemsu ayn gibi, eşems hem cariye, hem basira, hem casus, bu kastetmem mümkün değil ki. Bunlar hepsi farklı farklı şeyler. Evet. Ve şemste var olan şeyler değil. Dolayısıyla böyle bu surete müşterek lafız ile tarif caiz değildir. Ama ama eğer sen o müşterek lafızın bütün manalarını kastediyorsan, o zaman müşterek lafızla tarif caiz olur diyor. İşte mesela ki ta'rif el kadiyeti bi enneha kavlun yahtemilu sidqa vel kezib. Değil mi? Yani kadiyeyi tarif ediyorsun. O kadiye nedir diyorsun? Kavlun yahtemilu sidqa vel kezib. Halbuki ne? Ma annel kavle müşterek. Çünkü kavl nedir? Müşterek lafızdır. Beynel melfuzi vel ma'kuli. Yani mantıkçılara göre. Melfuz, kavl melfuzdur ve ma'kuldur. Hem melfuzdur hem ma'kuldur. Kavl, mantıkçılara göre. Tamam. Ha şimdi aslen şu tarif mantıkçılara göre müşterek lafızla gerçekleşen bir tariftir. El-kadiye nedir? Kavlun yahtemlul, yahtemlul sidqa vel kezibdir. O kavl nedir? Kavl melfuz da olabilir, kavl ma'kul da olabilir. İki yani müşterek bu manada iki mane delalet ediyor. Ama burada bu tarif sahihtir. Çünkü kavlun yahtemlu sidqa vel kezib zaten ikisi kastediliyor. Yani lafızda makul da kastediliyor. Evet. Dolayısıyla bu doğru olur diyor. Tamam. O zaman burada müşterek lafız ile tarif caizdir. Eğer karine ne diyor? Eğer muradı tayin ediyorsa ne manada? Yani sen o müşterek lafızın bütün manalarını kastediyorsan tarifte. O zaman müşterek lafız ile de tarif caiz olur. Lakin ولكن لما اريد كل منهما صح التعريف. Evet, yani bütün bu müşterek lafzın manaları kastedince o zaman tarif sahih olur. Ve indehum, yani indel menatika zarfu haber mukaddem. Yani indehum burada ne diyor ki? Haber mukaddemdir. Mubteda o zaman da en tedhule, yani onun muavvel masdarı, yani duhulul ahkami fil hududi nedir? Endehum, yani endehum yani kainetun endehum min cümletil merdudi. O min de cal mecrurda ne? Hale, mahzuf hale tarif ediyor. Ne diyor? Ne diyor? O endehum el-zarfu haberu mukaddem min cümletil merdudi jalun mecrurun fi mahallil hali min damiril müstetiri fil haber. O endehum nedir veyahut endehum nedir? Zarfun mutaallikun bil merdud. Yani ikisi de şey, yani en tedhule, el muhim en tedhul nedir? Ondan el mastar mubtedadır. Duhulul ahkami fil hududi nedir? Ya diyebilirsin ki yani kainetun min cümletil merdudi endehum, yani halte kavni endehum, veyahut da diyebilirsin ki yani kainetun endehum halte kavnihi min cümletil merdudi. İki durumda da caizdir. Eyyel mumtedi neredeydik? Ama indahım da o min cümletil merdudi huvel haber. Değil mi? Vel mubtedi ve kavluhu en tedhule. Tamam, geldim. En tedhule. Li te'avvulihi bi masdarin. منسبك من أن وما دخلت عليه. أود الأحكام في الحدود والمعنى على الإعراب الأول ودخول الأحكام في التعاريف كائن عندهم حالة كونه من جملة المردود أي ممتنع. وعلى الثاني ودخول الأحكام في التعاريف كائن من جملة المردود عندهم. يعني يا أولي يا أولد
takdir etmen caizdir. El menatika, yani burada endehum maksud menatikadır ve khassahum biz zikri لأنه الباحثون عن ذلك ودخول الحكم في التعريف كقولهم الفاعل هو الاسم المرفوع. سديوسن قال الفاعل نادر اسم المفعول مرفوضر سأجرم يده تعرف الفاعل هنا اسم المرفوضر عشان اسم المرفوع نأتي بقشني تعرفه حكم دائلة تجوب مرفوع نادر إرابي حكم در تمام دولا أصلا بوردا أزمن بو إصابة لديل فعل مرفوع اسمdir. Ha şimdi buna diyor farrafu hukmun min ahkamil fa'il. Vel hukmu ala şey'in mutawaqqifun ala tasavvurihi. El hukmu faran tasavvurihi. Fe iza ukhidha el hukmu juz'an fi't ta'rifi tawaqqafa el mu'arrafu alayhi ve hasala el dawr allazi huwa tawaqqufu kulli min el şey'eyn ala el ahar. Tamam, dolayısıyla burada yine dawr vaki olacak. Tevakkaf el arrafu aleyhi. Evet. Buna muhaşşi şöyle itiraz ediyor. Diyor ki ekulu la devra min aslihi. Aslen burada bir devre yok. لِأَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي التَّعْرِيفِ لَيْسَ هُوَ الْمُؤَرِّفُ بَلْ مَأْخُوذُ جِنْسًا فِي التَّعْرِيفِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالرَّفْعِ في مثال الشرح هو الاسم للفاعل فالحكم بالرفع إنما يتوقف على تصور مطلق الاسم لا على تصور خصوص الفاعل حتى يلزم الدور. يعني bunu nasıl cevap veriyor? Diyorlar ki isim burada fail ismun merfu derken aslen tarif neyle gerçekleşiyor? İsimle yani gerçekleşiyor. Yani o merfu nedir? İsmin cinsidir. Tamam. Dolayısıyla yani tarif hükümle gerçekleşmiyor. Aslında tarif ne? İsimle gerçekleşiyor. Yani fiil nedir? İsimdir. Dolayısıyla tarif onunla vaki oluyor. Diye bu yani şeyi cevaplandırmaya çalışıyorlar da aslında yani hükmün tarifte bir yeri yok. Tamam. وَلَا يَجُوزُ sonra وَلَا يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ الحقيقية. Yani burada kastettiği yani hudud hakikiye niye bunu getiriyor sıfatı? Çünkü yani o muarrifin muarrifin kısmı hudud. Tamam. Yok, burada hat kastediliyor. Yani hat evet ha, has olan hat. Tamam. Onun için hakiki diyor yani. Hakiki hat. Yoksa o yani tarife muteradif gelen hat değil. Tamam. Bu yani وَلَا يَجُزْ فِي الْحُدُودِ الْحَقِقِيَّةِ ذِكْرُ اَوْ اَيْ اَلَّتِي لِلْتَقْسِيمِ. Yani burada taksim اَوْ yoksa zaten uşek ve şüphe اَوْ zaten umumen muarrifatta caiz değil. لِأَنَّ الْمَاهِيَةَ الْمَحْدُودَةَ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ لَا يَتَنَوَّ. Çünkü işte burada الْمَاهِيَةِ الْمَحْدُودَةِ mahiyetel mahdude neyle gerçekleşiyor? Haddin tarifte fasıl ile gerçekleşiyor. Fasıl da nedir? Zat da tektir. İşte onun için diyor ne diyor? Şeyun muayyenun la yetenevve. Dolayısıyla burada yani hadden onu men ediyorlar. Ve caizun ey ve zikru ev et taksimiye ayva. Zikru ev et taksimiye caizun caizinden fil resmi ey tarifi resmi كقولهم في تعريف المعرف للشيء هو ما يقتدي تصوره تصوره أو امتيازه عن غيره. Öyle tarif öyle. Burada tasavvur düşmüş. Yani muarrifi tarif ederken nasıl tarif ediyorlar? Diyorlar ki tarif muarrif şudur ki ma yaqtadi tasavvuruhu. Ha yani o muarrifi tasavvur ettiğin zaman o neyi gerektirir? Tasavvurahu yani işte muarrafın tasavvurunu gerektirir. Ev imtiyazehu an gayrihi. İki şeyi vakiye yani muarrif iki şeyi sağlar. Bir muarrafın tasavvurunu, iki de ne onu ondan olmayandan imtiyaz etmesini yani ayrı olmasını.
Değil mi sağlar? Ha şimdi burada tarif neyle? Bak. مَا يَقْتَدِي تَصَوُّرُهُ تَصَوُّرَهُ وَمْتِيَازِهُ اَنْ غَيْرِهِ اَوْ اَفْوَنْ اَوْ اِمْتِيَازِهُ اَنْ غَيْرِهِ. O zaman burada ne? Taksim ile tarif ediyor. Lakin taksim resmen. Resmen hatta. Eğer resmen tarifte olduğu için buna cevaz vermişlerdir. وَاَحْتَرَزْنَا بِأَوْ اِلَّتِي لِلْتَقْسِيمِ اَنِ اِلَّتِي لِلْشَكِّ اَوْ اِتَّشْكِيكِ فَلَا يَجُوزُ دُخُولُهَا فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي الرُّسُومِ. Sonra da وَقَوْلُهُ فَدْرِي مَا رَوَوْ تَكْمِلَةٌ لِلْبَيْتِ demiş. Tam bu o zaman ne? Muarrif. Muarrif o zaman muarrif. Ya hadden. Ya had olacak, ya resim olacak, lafzi olacak veyahut da işte kısmi, taksim yani taksim mesela ne? El kelimetu, ismu ve fiilu, harf dediğin zaman nedir? İşte bu taksim ile tariftir. Veyahut da dediğin zaman işte misal ile mesela diyorsun ki el fe'lu ke darabe veyahut da el ismu ke zeydin mesela misal ile. Ha bunlar da tariftir ama bu tarif yani şeydir. Zayıftır. Bir de işareyle tarif de var. Tarif bil işare. Yani sen diyorsun ki şey nedir? Mesela kalem nedir? Ben de işaret ediyorum. O da tariftir. Tabii şimdi o hiç bu bahislerde hiç zikri geçmiyor. Çünkü mantıkta sadece ne kabul edilir? Esas alın. Evet kabul edilir. Şey fikir yani zihin.